Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nahr. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Biz Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Sözler Risalesi'nde 9. sözdeyiz. 9. sözünde 4. nüktesine kadar geldik. Elhamdülillah. 9. sözde ne okuyoruz, ne öğreniyoruz dersek hatırlayalım. Namazın 5 vakte tahsisinin hikmetini öğreniyoruz. O niyetle başladık, o sualle başladık. Mürşidimiz bize bidayetimizi böyle işaret etti. Fakat ilerleyen zamanda gördük ki hayır, işimiz sadece onunla değilmiş. Bizim namazın ne yaptığıyla da büyük bir ilgimiz varmış. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Namazın neden 5 vakit kılındığını anlamak, namazın ne olduğunu anlamakla çok yakından ilintiliymiş. Bunu 9. sözü okurken, tefekkür ederken gördük elhamdülillah. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince hissemizi almaya çalıştık. Cenab-ı Hak daha fazlasını almayı nasip eylesin. Şüphesiz bu nasipler hep onun ihsanıdır. Pekala, 9. söz nasıl başlıyordu? Ona mutlaka atıf yapalım istiyoruz. Çünkü nihayetinde varmak istediğimiz şey Kur'an'ın seması, o semadaki yıldızlar, pırlantalar, güneşler, aylar. Onlara vardığımız zaman yolumuz tamam oluyor. Onlardan geldiğimiz ve onlara vardığımız zaman bu döngü tamamlanmış oluyor. Öyle biliyoruz. Mürşidimizden öyle öğrendik ki o da kendi mürşitlerinden, en başta Kur'an'dan ve sünnetten böyle ders aldı. 9. söz 3 ayeti kerime ile başlıyor. 1. ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Bismillahirrahmanirrahim'in okunduğu her makamda oraya göre bize öğreteceği, göstereceği şeyler var. Bediüzzaman Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam 20. sözde diyor ki, kıssayı Musa aleyhisselam geçtiği her yere göre, Kur'an'da en çok anılan kıssa biliyorsunuz kıssayı Musa, geçtiği her yere göre bize başka bir nasihat, başka bir perspektif, başka bir fazilet, ilim sunar diyor yani. Geçtiği her makamda ondan alınacak ders başkadır. Hatta bir de değildir o ders, belki çoktur ama geçtiği makamların da onda hissesi vardır diyor, öğretiyor bize. Yine bununla ilgili olarak Kur'an'daki tekrarı anlattığı bölümlerde, o tekrardaki hikmeti anlattığı bölümlerde bizi uyandırıyor, diyor ki bunlar zahiren tekrardır ama aslında tekrar değildirler. Geçtikleri yere göre, mesela öncesindeki ayete göre, sonrasındaki ayete göre oradaki tekrarın başka bir yüzü, sureti, nakışı, inceliği vardır diyor. Yani bunu da sakın ıskalamayın. Bir öncekiyle bir sonraki aynı değildir. Zahiren o aynılık gözüküyordur. Aslında makam, bakış açısı, perspektif, yöneliş değişmiştir orada. Yeni bir şey söyleniyordur orada. Sathi nazar onu tekrar sanır diyor. Aslında o tekrar değildir, tekittir. Belki daha çok şeylerde içinde saklıdır diye öğretiyor. Meraklılar 20. sözü havale edelim. Hem de tekrarat-ı Kur'aniye bahsini ayrıca havale edelim. Onu ehli bilir nerede geçtiğini. Risale-i Nur'da aratılsa kolaylıkla bulunur. İşte Bismillahirrahmanirrahim de böyle. Bismillahirrahmanirrahim 113 surenin başında geçiyor. Bir tanesinin de içinde geçiyor. Tevbe suresi biliyorsunuz. İçindeki azap ayetlerinden, tehditlerden dolayı öyle anlatıyor ulemamız bize. Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıyor. Kur'an'da sadece Tevbe suresi öyle başlamıyor. Diğer bütün ayetler Besmele ile, Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Bir surenin de içinde var. Onu da 14. Leman'ın 2. makamında okumuştuk.
Sebe Melikesi Belkıs'ın bahsinde hatırlayalım o ayeti. Sebe Melikesi Belkıs vezirlerine ne diyordu? Bana Süleyman'dan bir mektup geldi. Ve o mektup Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor diyordu. O bahis nerede bakalım? Ha şuradaymış bakınız. Bismillahirrahmanirrahim. Qalet ya eyyuhel mele'u inni ulqiye ileyye kitabun kerim. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu ayetler Nem suresinin 29-30. Ayetleriymiş. 29 ve 30. ayetleri. Kısa bir meali şöyleydi. Açıklaması, Hazreti Süleyman'ın mektubunu alan Sebe kraliçesinin Belkıs şöyle demiş. Değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup geldi, gönderildi. Mektup Süleyman'dandır ve Bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Nem suresinin 29. ve 30. ayetleri. Evet, bu ayeti de o makamda görmüştük, konuşmuştuk hakkında. Tekrar oraya dönmeyeceğiz ama bu dersi alalım, bu bakış açısını öğrenelim, muhafaza edelim, hep yanımızda bulunsun. Bismillahirrahmanirrahim, neyin başında anılsa ona göre bir bakış açısı öğreticisi oluyor. Hem kendi anlamını oraya aşılıyor. Yani bu ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın ayeti. Şüphesiz bu ayetin anlam tabakaları içinde hem Cenab-ı Hakk'ın rahimiyeti, hem rahmaniyeti, hem uluhiyeti soluklanacak, görülecek, anlaşılacak, bilebilirse, görülebilirse, görünecek. Bunu öğretiyor başta. Bir, bu gözle bakın diyor yani. Size bir ihsan olduğunu hatırlayın. Rahim ve Rahman olan Allah'ın bunu size gönderdiğini unutmayın diyor ayet-i kerime. İki, bir de bahsin kendisi Bismillahirrahmanirrahim'e bir renk katıyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim ile beraber anıldığı zaman o bahiste anılan şey her neyse o bir zaten öyle de ihsan olarak tekrar kendini hatırlatıyor. Zaten öyle. Mesela buradaki ayetler. Estağfirullah. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. Bunlar Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri. Ne buyuruluyor? Kısa bir mealiyle şöyle. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Şimdi bu başında Bismillahirrahmanirrahim'le olunca ihsana dönüşüyor. Zaten ihsandı ama bize bir daha kendisini hatırlatıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın şu vakitlerde bunu emretmesi, şunu yapın demesi, bunlar da Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da Bismillahirrahmanirrahim'in numuneleri. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşunun tecellileri bunlarda. Sakın bunları şey olarak düşünmeyin. Eziyet, baskı, bir tür mecburiyet. Gerçi mecburiyet evet ama yani kem manasıyla söylüyorum. Böyle yaklaşmayın bu mevzuya. Ya nasıl yaklaşın? Size bir şey ihsan edilmiş gibi yaklaşın, size bir şey hediye edilmiş gibi yaklaşın, size bir şey, çok ihtiyacınız olan bir şey bağışlanmış gibi yaklaşın, elinize elmas konmuş gibi yaklaşın, kömür konmuş gibi değil yani. Bismillahirrahmanirrahim nerede anılsa bu rengi veriyor onlara, burada da bu ayetlere bu rengi veriyor ki 9. sözü okuduğumuz süreç boyunca da biz bunu gördük. Gerek 1. nükte, gerek 2. nükte, gerek 3. nükte. O 3 nükteyi konuştuk. Bize namazın nasıl bir iş yaptığını anlattılar. Namazın bize lazım olduğunu anlattılar. Bizim namaza muhtaç olduğumuzu anlattılar. İnsanlığımızın namazla insanlık olduğunu anlattılar. Özellikle 3. nüktede o misali musaggar olma sırrı içinde bu vardı. Madem ki biz alemin özetiyiz, alemle ilgili bir iş yapmamız lazım. Yani madem ki insanız,
Bizde alem dürülmüş bulunuyor. O halde bizim anlamımız da alemin anlamıyla ilgili olmalı. Bakar olmalı, görür olmalı, kuşanır olmalı, hedefler olmalı. İşte namazın içindeki manalar böyle manalar. İbadetsiz bir hayat, içinde aşkın anlamların olmadığı, gaybın hedeflenmediği, gayba imanın olmadığı bir hayat, bütünden habersiz kendi müstakilliğini yaşıyor demektir. İşte fanilik diyoruz. Biz neyi kastediyoruz fanilikle? Kendine kapanmış, bütünle ilgisini, sonsuzla ilgisini, baki olan Allah'la ilgisini, yaratıcısıyla ilgisini kavrayamamış olan hayat. İşte odur fani hayat. Kur'an'da ne buyuruluyor? Asıl hayat ahirettir, değil mi? Neden? Çünkü orada o ilgi kurulmuş artık. Herkes uyanık o ilgiyi yaşıyorlar. Hem cennetli hem cehennemli. Sadece cennetlikler değil, cehennemlikler de artık o anlama uyanmışlar. Çünkü imtihan bitti, gaflet kalmadı. Cehennemde kim gaflet edebilir yani o azabın içinde? Elbette cennettekiler bir uyanıksa, belki cehennemdekiler o azabın tesiriyle iki uyanık. Cenab-ı Hak bizi o azaptan muhafaza eylesin. Yani orası artık bu anlamın, bağın kurulduğu yer. Dolayısıyla hayatın da asıl değerini bulduğu yer. Parçanın bütünle buluştuğu yer. Bu anlamda elbette asıl hayata mazhar olan ahiret. Bu dünyada ise insanın görebildiği ölçüde mazhar olduğu bir sırrı hayat var. Pekala, ayetleri hatırladık. Şimdi şu iki paragrafı da okuyalım ve dördüncü nükteye geçelim. Ey birader, benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyoruz. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Dinliyoruz. Üçünü dinledik. Dördüncüyü dinliyoruz. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-i kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Hepsini bir okuyayım, ondan sonra ince okumasını yapalım. Belki bir gün hepsini bitiremeyiz ama bir miktarını konuşuruz. Mesela fecir zamanı tuluğa kadar evveli bahar zamanına hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı gün hılkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. Elhamdülillah. Asr zamanı ise güz mevsimine. Asr zamanı ise güz mevsimine. Hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatu vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Mağrib zamanı ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını,
hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise alem-i zulümat nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem alimi berzahı ifham ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise, gün devrildi yani, bir dahaki güne döndü, sabahı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o katiyettedir. Burası ilginç çünkü 9. sözün devamı 10. söz Haşr Risalesini anlatacak ve onda bu gibi ifadeleri çok göreceğiz yani. Haşirle gündüz, gece, bahar, kış arasında kurulan bağlantılar. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufat-ı azime-i yevmiyesinin işaretiyle hem senevi, hem asri, hem dehri, kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve ensep'tir. Evet, dördüncü nüktenin tamamı bu kadar. Geçtiğimiz derslerde de söylemiştik onu. Bediüzzaman Hazretleri bu ayet-i kerimelerin tefsiri sadedinde önce bize ilk üç nüktede namazın ne olduğunu anlatıyor. Sonraki nüktelerde de vakitlerin niye öyle tahsis edildiğini anlatıyor. Bunu nasıl anlatıyor dedik. Biraz işaret etmiştik ne göreceğimize, ne okuyacağımıza dair. Demiştik ki büyük alemle, ondaki döngülerle, küçük alemdeki insanın döngülerini birbirine bağlayacak. Üçüncülükte bize ne söyledi? İnsan kainatın misali musaggarıdır. Hatırlayalım o kısmı. Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Bu ve devamındaki dördüncü nükte beraber düşünüldüğü zaman şu apaçık fark ediliyor. Bediüzzaman Hazretleri döngülerimizi, şahitliklerimizi, bize göre görünenleri büyük resimle bağlamamızı istiyor asıl anlamına uyanmamız için. Veya nice bir iş içinde olduğumuzu anlamamız için bunu başarmamız gerektiğine işaret ediyor. İşte dördüncü nükteyi okuduk. İcmali olarak siz de anlamışsınızdır. Ne yapıyor burada? Hemen ilk paragraftan bakalım, konuşalım. Söyleyemedim bir türlü. Bakalım, konuşalım. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Ne demek bu? Bir saat düşünün.
O saatin içindeki akrebi, yel kovanı, o saniyeyi sayana ne deniyor bilmiyorum. Yani o kolları düşünün veya daha fazlasını düşünün. Mesela saliseyi de sayan bir kol varmış diyelim. Ondan daha da az bir zamanı sayan bir kol varmış diyelim. Veya diyelim ki günleri de sayan bir kolu varmış o saat, öyle bir saatmiş ki. Şimdi bunlar görünüşte farklıdırlar ama aslında aynı döngünün parçasıdırlar. Nasıl? İşte o salise döndüğü zaman belli bir şeye ulaştığında saniyeyi tetikliyor. Saniye belli bir şeye ulaştığında işte dakikayı tetikliyor. Dakika belli bir işte devreye döndüğünde saati tetikliyor. Böylece topyekün o hareket sağlanıyor. Fakat o hareketi bir salise dakikliğinde yaşayan için kendi dairesini o büyük daireye bağlamak zor. Diyelim ki öyle bir ömrünüz var ki 5 salise. Öyle bir ömür takdir edilmişse, öyle bir canlısınız. Şimdi o 5 saliseyi yaşarken sizin şuuruna varmadığınız, değişimini tam göremediğiniz büyük dairedeki akrep hareketini, yelkovan hareketini kavramanız kolay değil. Çünkü o süreci görmüyorsunuz. O kadar zamanda asılı kalmıyorsunuz. Yani o hareketi görmek, o büyük resme vakıf olmak hem iyi bir şuur, büyük vukuf, kapsamlı bir bakış gerektirir. Hem de uzun süre hayatta kalmayı gerektirir. Yani mesela varlıkta kalmaya gerektirir. Yani mesela şimdi güneşler evreni seyrediyor. Ama güneşlerin kendilerinde bir şuur olmadığı için oraya bir şahitlikleri yok. Oradan geliştirdikleri bir tefekkür de yok. Ama insan şu kısacık ömründe bile büyük tefekkürler geliştirebiliyor. Neden? Aynası kapsamlı, kapasiteli. Bir de üstelik yaşadığı yaşam süresi de bir ölçüde o değişimi kavramaya yatkın. Yani yine büyük değişimi göremiyoruz. İçimiz el verdiğince, tefekkürümüz kapsadığınca onlara çıkarımlar yapıyoruz. Yoksa hiçbirimiz alemin yaratılışını görmedik. Ama işte düşünüyoruz nasıl olmuştur falan filan, teoriler geliştiriliyor falan. Veya alemin sonunu da bilmiyoruz. Veya çoğumuz göremeyeceğiz. Çok azımız, hatta Müslümanlar kıyamet gelmeden canları alınacak. Mesela hadislerde var. Orayı da görmeyeceğiz ama dünyanın gidişatından onu da çıkarabiliyoruz. Yani Bediüzzaman Hazretleri diyor mesela, beşer acele edip kendi başına bir kıyamet koparmazsa diyor. Niçin? İşte bu çevreye verdiğimiz zararlar, geliştirdiğimiz artık dünyayı belki sağlığından edecek, yörüngesinden çıkaracak güçte silahlar. Bunlar kendi kıyametimizi başımıza da getirebilir. Bunu öngörebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Neden? Kapsamımız geniş kılınmış Cenab-ı Hak tarafından. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Bize bu kadar geniş bir kapsam verilmişse bu salisede kalmak için verilmemiştir. Evet, ömrümüz az, 60 sene, 70 sene. Ama ya öyle bir kapsamımız var ki, 70 senelik canlı kapsamı gibi değil. Becerebilse sanki bütün evrenin sırrını çözecek. Bunda bir değişiklik var, bir tuhaflık var diye düşünmemiz lazım. Paragrafa geri dönelim. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar. Birbirinin misalidirler. Yani benzerleriler. Birbirlerine bakarlar da işte aynı düzenin parçaları olması babından. Ve birbirinin hükmünü alırlar. Evet, alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saati kübrası, en büyük saat olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı, yani dünyanın gece ve gündüzü, dünyanın ömrüne kıyasla saniye gibiymiş. Gece ve gündüz saniyeyi sayan mil ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan. Saatleri de ömrümüz sayıyormuş. Dakikaları seneler sayıyormuş. Bakın o akrep, yel kovan,
saniye, salise orada bunları koyalım. Her birisine insanın ömrünün nasıl düştüğünü görelim. Tabakatı ömrü insan ve günleri sayan edvarı ömrü alem birbirine bakarlar. Alemin ömrü de günleri sayıyormuş ancak. Allah Allah. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirlerini hatırlatırlar. Bak, hükmünü alırlar, hatırlatırlar. Hükmünü almak ne? Hatırlatmak. Birbirine yakın yani. Bir daha okuyorum. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de, yani hükmünü alırlar, ben şöyle anlıyorum. Birisinde bir şey cereyan edildiğinde diğerine de yansır. O da o hükmü alır. İşte saniye hareket ettiğinde saat yerinde duruyor olamaz. O da hareket ediyor. Dünyada gece gündüz oluyorsa zaman geçiyor bütün evren için. Evrenin bir yerinde zaman durmuş değil yani. O süreç her yerde aynı şekilde yaşanıyor. Küçüklerde böyle yaşanıyorsa büyüklerde de o hareket oluyor. Burada belki Bediüzzaman Hazretleri'nin şunu da tenkit ettiğini söyleyebiliriz. Maddenin ezeliyetine hükmedenler var ya, bu dehriyun veya işte materyalistler öyle diyorlar, işte madde ezelidir. Yoktan var olmaz, var yok olmaz falan. Nasıl yani? Parçada gördüğümüz olay nasıl bütünde olmaz? Her bir parçada tek tek baktığımızda yok oluşu görüyoruz. Aynı kalmıyorlar. Veya vardan yoka çıkışları da görüyoruz. Bir insan doğuyor mesela. Bu insan evet ana malzemesi dünyadan geliyor ama ortaya çıkan şey biricik. Yeni bir şey. Bambaşka. Bu yoktan yaratılış değil mi yani? Onun kalbi, ruhu, ondaki sanat, onun yazdıkları, onun konuştukları, onun hayata kattıkları, onunla hayata katılanlar, bunların eşi benzeri yoktu. Bunlar sıfırdan sanki yeni orijinallikler olarak geldiler. Fuzuli'nin yazdığı bir şiir. Var mı bir daha o şiir? Ya da ondan önce olmuş mu o şiir bir daha? Olmamış. Bu yoktan bir yaratılış değil mi yani? Cenab-ı Hak Fuzuli üzerinden yoktan bir şey yarattı. Fuzuli ona sebep oldu. Veya işte başka bir sanatçı başka bir şey yaptı. Cenab-ı Hak onu sebep kıldı ama ortaya çıkan şeyin biricikliği gösteriyor ki burada bir yoktan yaratılış tarafı da var. Öncesi yok çünkü bunun. Sonra da aynısı olmuyor bir daha. Gibi gibi. İşte o Çinlilerin bir sözü var ya, aynı nehirde iki defa yıkanamazsınız şeyi gibi aynı. Evet. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler, birbirinin hükmünü alırlar, öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saati kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakatı ömrü insan ve günleri sayan edvarı ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Birbirini hatırlatırlar kısmını ayrıca aklımızda tutalım. Çünkü namazın 5 vakte tahsisi, o vakitlerin alemle bağlantısı, bu hatırlatmayla Bediüzzaman'ın çok ilişkilendireceği bir şey olacak. Mesela fecir zamanı. Nedir fecir zamanı? Hop, sabah diyebiliyorum ben ama bakalım. Tan yerinin ağarması sabah. Evet, yanlış bilmiyormuşum. Mesela fecir zamanı tuluğa kadar. Tuluğ neymiş? Güneşin doğuşu. Evveli bahar zamanına. Baharın öncesine. Evveli bahar. Daha yeni yeni geliyor bahar ama onun öncesi. Ve hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına. Avan ne demekmiş? Anlar, vakitler, anların çoğuluymuş avan. Yani insanın anne karnına düştüğü o an. O işte o döllenmenin gerçekleştiği süreç ona benziyormuş. Ne benziyormuş?
fecir zamanı. Evveli bahar zamanına hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına, hem semavat ve arzın altı gün hılkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Şuunat-ı ilahiye ne? Burada ne anlamda kullanılmış? Cenab-ı Hakk'ın işleri, fiilleri, tasarrufları manasında. Bir de şuunatın başka bir terim manası daha var. Bediüzzaman Hazretleri onu da izah ediyor, şuunat-ı zatiye diye. Ama o burada herhalde o manada değil. Sözbasın bu hassasiyeti gözettiği için Kenan abinin biliyorum. Burada işleri, fiilleri, tasarrufları olarak verilmiş. Doğrudur. Cenab-ı Hakk'ın o sabah vaktinde yaptığı işler, orada olanlar, o başlangıç, bidayet, yeniden başlıyoruz şeyi, neye denk geliyormuş? Hem baharın öncesinde denk geliyormuş. Bak, birinci denk düşüş. İki, insanın işte hayatının başlayacağının hemen öncesine denk geliyormuş. Üç, semavat ve arzın, yani göklerin ve yerin yaratılışının, altı günde yaratılışının birinci gününe, yani yeni başlıyor yaratılış, ona denk geliyormuş, onu hatırlatıyormuş. Onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar ediyormuş. Bakınız, ne oldu bizim kendi yaşadığımız sabah namazı? Oldu alemin başlangıcı. Yok mu ilgisi? Yok, var ilgisi. Çünkü bizim alemimizin de başlangıcı. Küçük alemimizin, bir günlük alemimizin başlangıcı sabah. O bir günlük alemde bizim şahit olduğumuz kısa döngü, aynı zamanda büyük evrenin döngüsüne işaret ediyor. Yani tabiri caizse Cenab-ı Hak evet bize az bir ömür vermiş. Başka nesnelere göre, mesela güneşlere göre, kara deliklere göre, aylara, yıldızlara göre, insanın varlığı 50-60 yıl belki göz açıp kapayıncaya kadar bile değil onların ömrünün yanında. Ama bize de kendi şahitliğimizi yaşayabileceğimiz numune süreçler vermiş. Biz evrenin başını görmedik. İlk gündeki hilkati bilmiyoruz. Ama sabahı biliyoruz. Anne karnında hayatımızın başladığı o anın öncesini bilmiyoruz. O anı bilmiyoruz ama sabahı biliyoruz. Veya baharın hemen öncesi. Onu biliyoruz bak mesela. Baharın hemen öncesi. O hissi tadıyoruz. İşte bunları diyor birbirine bağlamak lazım diyor. Senin ne yaptığını anlaman için. Demek ki sabah vakti böyle bir uyanış yaşatıyor bize ve Cenab-ı Hakk'ın oradaki şuunatını, işlerini, yaratışını hatırlatıyor. Uyanık ruhlar için. Elbette hepimiz aynı düzeyde bunu yaşayamıyoruz ama aklımızın bir kenarının açıkta olması lazım böylesi duyuşlara, sezişlere. Zira Cenab-ı Hak ona göre inkişaflar bahşedebilir. Beklentisi olana bağışlanabilir. Ne bağışlanır mesela? Onu düşünelim. Mesela sabah namazının böyle görülmesi belki de insanın yaşadığı günün tadına varmasını sağlayabilir. Çünkü yeni bir başlangıç, yeni bir gün, yeni bir karnede yeni bir defter. Karnede yeni bir sayfa, defterde yeni bir sayfa. Sabahı böyle bir şuurla yaşayanın elbette güne bakışı da bundan etkilenir. İşte yeni bir şey başlıyor. Bugünü tam yaşarsam Allah'a razı etmiş bir küçük alemi defterime kaydedebilirim. Böyle düşünebilir mesela bir insan. Şu yanı ilginç bu olayın. Mesela ehli gaflet en çok hangi vakti ıskalıyor derseniz işte sabah vakti. Hiç unutmuyorum bu 15 Temmuz sonrasındaki mitinglerde amcamın oğlu Turan da buradaydı. Biz ikimiz beraber işte Taksim'de çok sabahladık onunla. O zaman benim çok kahrımı çekti yani. Bir gün de otobüs bulamadık dönmeye. Yani daha çok geç olmadan dönelim dedik o gün. Ama bulamadık o zaman da. Dedik yatalım meydanda yine. Şimdi tabii orada bilmiyorum o sabahlayanlar var mı bilirler.
sabah namazı vakti aynı zamanda oradaki barların marların ahalisinin şey zamanı böyle. Dağılma vakti gibi bir şey. Yani biz Allah'a giderken o şeytanlar da dağılıyor tam. Ve şeyler yani böyle zil zurna, kafaları yerinde değil, nara atan, bağıran, bilmem şu falan filan. O zaman yani çok acayip sahneler görmüştük biz de, şimdi bilmediğimiz için pek öyle şeyler. Ne amcaoğlu ne ben böyle şeyleri görmedik yani. Böyle barlar marlar muhabbetimiz olmadı çok şükür. Allah bizi öyle şeylere düşürmedi. Ama şimdi görüyorsun sahneyi abi, işte senin şeyin başlıyor, günün başlıyor. Onların alemi orada ölmüş. Sen uyanıyorsun, o uykusunun en derin yerinde. Bu bir tesadüf gibi gelmedi bana. O zaman da düşündüm hakkında. Yani Müslüman sabahta uyanıyor imtihanına. Sabahla farkına varıyor bunun. Ehli dünya ise en gafil orayı geçiriyor sanki. İşte zil surna, kafası yerinde değil falan böyle. Narı atmalar, şuurunda olmadığı işler, rezillikler, kusmalar falan filan, kavgalar o şeyde cadde boyunca, kavgalar Taksim'e çıkan cadde boyunca, o polisler de çok çekiyor oradaki, yani hep olay molay kavga oluyordu. Yani bunları birbirine bağladığınız zaman diyorsunuz hakikaten Cenab-ı Hak boşuna mümini sabah uyandırmıyor. Uyanman lazım, yoksa ötekiler gibi olacaksın. Yani sen de kaçıracaksın o bidayeti. Bidayeti kaçırdıktan sonra da elbette arkası güzel gelmeyecek. Devam edelim. Zuhr zamanı, yani güneşin en tepede olduğu an, öğle vakti. Zuhr ne demek? Kelime manası burada var mı? Öyle diye vermişler ama zuhur görünmek de demek herhalde. Yani güneşin en çok göründüğü demek mi acaba? Bir ihtimal, öyle bir şey aklıma geldi. Kesin bilmiyorum bunu. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat rahmeti ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. Bakınız, zuhur zamanı neyi hatırlatıyor? Yaz mevsiminin ortasını bir. Önceki neydi sabah? Baharın başlangıcıydı. Bu yaz mevsiminin ortasını hatırlatıyormuş. Öğle vakti. İki, hem gençliğin kemalini hatırlatıyormuş. İnsanın öğlesi, yazı, gençliği yani. Tam böyle işte, ne diyelim? 18-19 mu diyelim? 20'ler ama yok, 20'lerde biraz gene geriye doğru gitme var. 18-19 en böyle şey zamanı. Galeyanda zamanı gençliğin. Hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine, bak, insanın yaratıldığı dönem, ömrü dünyaya göre öyleymiş. Yani öylesiymiş dünyanın. Neden? Çünkü yaratılış en yüksek şeyine çıktı insanla. Nasıl güneş en tepeye çıkıyor öğle vakti? Yaratılış da en zirvesine insanla çıktı. Dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti, rahmetin yansımalarını, tecellilerini ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. Yani nimetin feyizlerini, nurlarını hatırlatır. Şimdi zuhru namaz, yani öğle namazını bunlarla bağlamak nasıl bir uyandırıcılık görebilir bizde? Nasıl bir iş yapar? Buna dair düşündüğümde aklıma şu geliyor. Nasıl gençliğin kemali insan için tehlikeli bir vakittir? Hem ihsandır hem tehlikedir. İhsan nasıl? Sağlığın, gücün, kuvvetin, böyle taşı sıksa suyunu çıkaracak zamanların o zamanlardır yani. Gençlik zamanlarındır. İbadetin yormadığı, gayretin yormadığı, çalışmanın yormadığı zamanlar o zamanlardır. Ama diğer taraftan gafletin de en yoğun olduğu zamandır gençlik kemali. Yani hata yapabilirliğimizin de en yüksek olduğu zaman gençlik zamanı. Ondaki o kemal. Burada yine mesela ömrü dünyadaki hılkati insan devri de ona bence bir çağrışım yapıyor.
insanın dünyadaki yaratılışı elbette ki hayır. Cenab-ı Hak bizden hayır murad etti. Hayır olmamız için yarattı. Sonucumuzun hayrı ulaşmasını istiyor. Öyle de emrediyor, şeriatını ulaştırıyor, vahyini ulaştırıyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ama insan imtihana maruz bir canlı olduğu için sapıttığı da çok oluyor. Yani bakın, gençliğin kemali nasıl bir sınav? İnsanın hilkati de bir sınav, insan için sınav, varlık için de bir sınav. Nasıl sınav? Varlık da bizden çok çekiyor. İşte o melek kardeşlerimizin endişesi. Kan dökecek bir nesil mi yaratacaksın diye Cenab-ı Hakk'a sormaları, hikmetinden merak etmeleri aslında bizim hilkatimizin kainattaki varlığına işaret ediyor. Kainatta yaptığına, neler yapacağına işaret ediyor. Melekler çok da haksız çıkmamışlar, yani insanlar hakikaten çok kan dökmüşler. Sırf işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nı hesap etseniz diğerlerine bakmadan bile çok büyük bir yekün çıkıyor ki ondan sonra daha da çok mesela soykırımlar, şunlar bunlar olmuş, cinayetler olmuş. Onu gördük burada, yani bu yazda bir yaz, peki yazla ne ilgisi var bunun? Mesela yaz mevsiminin ortası. Aslında yaz da bir imtihan zamanıdır. Ne anlamda? Böyle tarlayla, toprakla işi olanlar bilirler. Yani böyle bir işin zamanı vardır. Ekinin tam olduğu zaman, toplanması gereken zaman. O ara onu yaptın yaptın, sonra yapamazsın yani. Yağmur zamanına kalırsa veya işte sonbahara kalırsa o iş yaş olur. Biter o iş, yapamazsın, bir daha toparlayamazsın. Yani bütün o çiftçinin belki mesaisi o yazdadır. O patosudur, şudur, budur, busudur falan, biçer döveridir falan. Hepsi o süreçte, o kısıtlı süreçte yoğun bir çalışmayla halledilir. Bak yaz da öyle. O toprakla haşır neşir olanlar için veya gene yaz sezonuyla ilgili olan işleri yapanlar için bütün senenin mahsulatının alındığı yer gibidir. Burada zuhur namazı bizi güneş en tepedeyken, en işte güzel zamanındayken namaza davet ederek ne yapıyor? Bak, çok elverişli her şey. Tam dünyayı kazanmak üzeresin. Tamam, şartlar çok uygun. Güneş harika, hava harika ama imtihanın devam ediyor. Sakın bunda gaflete düşme. En uygun şartlar, en zorlu sınavlar. En kemalde durumlar, bazen de en derin çukurlar. Bu şartlarda olabilirsin. Zuhur namazı bizi böyle gün içinde bir kurtarış yaşatıyor. Ben öyle çok hissederdim çalışırken iş yerinde. Mesela dalıyorsun işlere güçlere, böyle kafan bir dünya oluyor. O hakkında düşündüğün şeylerle, yapmak istediğin, yapacağın, yapman gereken şeylerle. O arada bir öğle namazı. Genelde öğle namazı bu fonksiyonu tam görüyor. Yani ikindi de var ama öğle daha bir şey. Namazı kılıyorsun ya, bir şey oluyor yani böyle. Ya bu dünyadan ibaret değil hiçbir şey ya. Hatta o bölmeyle sanki işler de kolaylaşıyor. Yani bölmeyince iş gözünüzde büyüyor böyle. Ya bu iş nasıl bitecek, nasıl olacak falan, şunu da yapayım, bunu da yapayım. Dur, namaz var. Kılıyorsunuz namazı, tekrar işe başlarken sanki böyle oh ya, böyle hani bir nefes aldınız, bir mola aldınız, tekrar gün yeniden başlıyor, öbür kısmının yükünü attınız gibi bir his oluşuyordu bende. İşte demek ki öğle namazı da günün içinde yaptığı bu hatırlatmayla çağrışımlı şekilde diğer hatırlatmaları da yapıyor. Nedir? Yaz imtihanını unutma, gençliğin kemalindeki imtihanını unutma, ömrü dünyadaki hilkati insanın yaratılışıyla başlayan imtihanını unutma ve bunlarla sana verilen rahmeti ve nimeti unutma. Çünkü bunlar tam da unutulacak zamanlar. Yani tam da böyle ne buldum delisi olma zamanları. Çünkü her şey on numara. Hiç böyle kendini aciz, fakir hissetmiyorsun ki, böyle her şeye gücün yetermiş gibi geliyor. Hani o meşhur söz, düşen uçakta ateist bulamazsınız şeyi. Evet, düşen uçak için doğrudur ama uçak normal yolundaysa, gayet iyi durumdaysa, işte bak o zaman hatırlamak zor oluyor. Gibi
Demek ki öğle namazı bizde böyle bir şeyi tetikliyor. Tetikliyordur da. Yani öğle vakti namaz kılanlar bence bunun şeyini bilemiyorum tabii tıbbi veya işte neden sonuç ilişkisi veya bilimsel açıklaması nasıl olur bilemiyorum. O tarafıyla meşgul değilim. Sadece kendi içimdeki sezgiyle konuşuyorum arkadaşlar. Bence öğle vakti namazı hatırlayan adam bu imtihan zamanlarında işte nimete gark olup ama aslında sınanmanın da eşiğe vardığı zamanlarda Allah'ı hatırlama refleksine daha yatkın olur. Bunu ben şey için de genişletiyorum mesela. Suyu 3 kez 3 yudumda içmek değil mi? Bu bir sünnet. Bu bence bir eğitimdir mesela. Suyu bile 3 yudumda içen adam, bunu düşünen, burada bir sünnet Resulullah var aleyhissalatü vesselam, acele etmemeliyim, taksim etmeliyim diye düşünen adam, daha büyük bir şeyde bunun verdiği terbiyeyle yerinde hareket eder. Bunlar küçük eğitimlerdir ama önemli eğitimlerdir, refleks kazandırırlar. Biz mesela işte askerde silahını parçalayıp takıyorsun. Öyle bir şey vardı, hatta yarışır askerler. Kim daha hızlı takacak falan filan diye. Veya işte gözlerine bant takarlar. Gözü kapalıyken takmaya çalışanlar olur falan. Şimdi bir durum yok ortada. Bunu takıp takıp çıkarıyorsun silahı. Niçin? Ya yarın çatışmada askeriye de bu gerekir diye. Çatışma sırasında silah tutukluk yaptı. Ne yapacaksın? Sökeceğim mecburen. Hani gerekecek orada. Niye tutukluk yaptığını anlamak için bakman gerekecek. Onun elinin alışması ona bu talimler sayesinde. İşte burada da o şeydeki gibi, yani ona da örnek vereyim. Bizim küçüklüğümüzün filmidir Karateci Çocuk. Onda Bay Miyagi nasıl Daniel'i şey yapıyordu, eğitiyordu. İşte cila yaptırıyordu. Cilala parlat, cilala parlat böyle eliyle. Bir eliyle şey yapıyordu, bir eliyle parlatıyordu. Sonra çocuk isyan ediyordu bir şey yerinde filmin. Ya Bay Miyagi gidiyordu, ben sizden işte karate öğrenmeye geldim, siz bana sürekli işte iş yaptırıyorsunuz. Arabaları yıkatıyorsunuz, bilmem duvarları parlatıyorsunuz, bilmem ne işte yaptırdığı işler. Hatırlayanlar hatırlar. O da sonra gösteriyordu ona, yani o hareketlerin aslında bir savunma tekniği kazandırdığını. İşte yumruk atıyordu, cilala diyordu, sağ koluyla karşılıyor. Sağ, sol koluna yumruk atıyordu, parlat diyordu, öbür eliyle karşılıyor falan böyle. Öğrenmiş yani, eli alışmış böyle yapmaya. Böyle karşılıyor, yumruğu düşürüyor falan. Ha bu işte o talimdir sonuçta muvaffakiyeti veren. Namazın talimidir işte büyük imtihanlarda, Allah muhafaza yaşadığımızda o eşikte dengemizi yitirmememizi sağlayan. Neden? Çünkü çağrışımlar kaçınılmaz. Nasıl öğle zamanında namazını hatırlıyor o insan, yaz mevsiminin ortasında da kulluğunu unutmaz, gençlik kemalinde de unutmaz. Ömrü dünyadaki hılkat insan devrini düşünürken de, ya ben niye yaratıldım, bu yaratılış niye var, insanoğlu niye var, bunu düşünürken de sapıtmaz diye düşünüyorum. Yani böyle bunların birbirine bakan bir eğitim yolu olduğuna dair düşüncelerim var. Pekala, asır zamanını da okuyalım. Çok vaktimiz kalmadı. İkindiyi de aşmış olalım. Evet, asr ikindi demek. Asr zaman, vel asr suresi var mesela. Yemin olsun o asra. Oradaki manası bu değil ama asr ikindi de demek. Asr zamanı ise güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Şimdi bize sorsalar asr-ı saadet nedir? Bizim gündüzümüzdür. Sabahımızdır yani. Bizim günümüz oradan başlıyor. Doğru. Hidayet güneşi bize orada yetişmiş. Biz oradan almışız. Ama şu da var. Efendimiz Hatemül Enbiya. Yani peygamberlerin sonuncusu. Yani biz artık bu güneşin, hidayet güneşinin son şualısına yetişmişiz. Evet, çok parlak, en parlak, en kapsamlı din onda, en kapsamlı kitap onda, şeriatı bütün insanlığa cami. Ama ondan sonra güneş battı. Ne anlamda battı? Vahiy anlamında battı, peygamberlik anlamında battı.
bir daha peygamber gelmeyecek, bir daha vahiy gelmeyecek. Ya alimler olacak, peygamber varisi, sünnet-i seniye, müntesip, ehl-i sünnet vel cemaat alimler olacak. Bunlar peygamberlerin hakiki varisleri olacaklar. Hidayetin taşıyıcısı olacaklar ama bunlar vahiy getirmeyecekler. Bunlar ismet sıfatına sahip olmayacaklar. Bunların nübüvveti yok yani. O anlamda evet, biz son parıltıdan kaptık. Elhamdülillah o hidayeti biz son parıltıdan kaptık. Burada da ona işaret ediyor. Asr zamanı yani ikindi vakti, güz mevsimine. Güz, sonbahar. Hakan Taşıyan'ın şarkısı vardı ya, güz gülleri. Yani sonbahar gülü demek istiyor. Güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine. İnsanın ihtiyarlık vaktine denk geliyormuş. Hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam, Efendimizin bir ismi de ahir zaman peygamberidir. Neden? Çünkü artık kıyamet. Onunla kıyametin arası, Efendimiz bir keresinde öyle iş yapmış galiba, böyle parmaklarını yaklaştırmış. Biz bu ikisi gibiyiz demiş. Galiba bu parmaklarınıydı. Ama nasıl, neye göre? Dünyanın ömrüne göre. Şu an mesela 1500 yıl geçmiş, daha kıyamet kopmadı. Ama dünyanın ömrüne göre 1500 yıl ne ki? Hatta alemin ömrüne göre düşünün. Hakikaten böyle yani. Kıyamet bir 1000 yıl sonra kopsa yine böyle yani. Peygamber Efendimizin doğduğu zamana göre dünyanın ömrüne kıyasla bu kadarcık bir zaman geçmiş olur. Oradaki benzetme çok önemli. Ahir zaman peygamberi deniliyor. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asr-ı saadetine. Asr-ı saadeti ne? Efendimizin yaşadığı zamanlar. Onunla sahabesinin yaşadığı o dönem. İslam'ın yeni nüzul ettiği, yer tuttuğu, insan tuttuğu, şekillendiği dönem. Ona asr-ı saadet deniyor. Ne demek asr-ı saadet? Saadet zamanı. Bak yine asr ifadesi var ama orada zaman anlamı kastediliyor. Asr-ı saadet, saadet zamanı. Saadet asrı, yüzyılı gibi. Benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Tabi burada şu mesela üstteki şeyi konuşmadık ama şimdi dikkatimi çekti onlar. Mesela birincide şuunat-ı ilahiye diyor. İkincide füyüzat-ı nimet, tecelliyat-ı rahmet diyor. Üçüncüsünde inamat-ı rahmaniye diyor. Elbette bunlarda Bediüzzaman'ın bir kullanım hikmeti vardır. Ama şu an aklıma gelmedi. Bir daha giderse borcum olsun. Aklıma bir şey gelirse paylaşayım. Yine dediğim gibi güz mevsimi, ihtiyarlık, ahir zaman peygamberi, onlardaki şuunat-ı ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın işleri ve inamat-ı rahmaniye, rahmetinin, rahmaniyetinin nimetleri birbirini ihtar ediyormuş. Başlarken söylediğim o bize göre güneşin doğuşudur ama aslında o güneşin son parıltısını biz almış oluyoruz. Bütün nübüvvet silsilesini düşündüğümüz zaman Efendimiz son parıltı. Ve o parıltıdan istifade ederek biz elhamdülillah İslam olduk, Müslüman olduk. Güz de öyle. Ya kaçırma yani, güzde de var nimetler. İhtiyarlık da öyle. İhtiyarlık her şeyin boş verileceği zaman değil. Hayır, güneş battı batıyor. Yapacaksan yap daha bir şeyler yani. Kazancın son kapısı. Belki de en büyük kapısı. İhtiyarlığın da kendisine göre nimetleri var. Onlarda yapılan ibadetlerin kıymeti var. Yine işte Peygamber Efendimizin geldiği zaman işte boş verebileceğimiz bir zaman mı yani, haşa. İşte kaçırma, son şey bu artık. Demek ki ikindi namazının psikolojisi de buymuş. Ya kaçırma bak, son parıltılar bunlar, aman aman. Son parıltıları kaçırma psikolojisi veriyormuş bize. Bak birinci sabah namazı alemin başlıyor. Farkında ol psikolojisiydi. Her birisine bir psikoloji yükleyelim. Bak bu güzel oldu. Şimdi benim aklıma geldi. Öğle namazı, her şey yolundayken, çok iyiken de dikkatli ol psikolojisi. Yani imtihan psikolojisi bu. Üçüncüsü de yıkılıyor gibi görünüyor her şey ama sakın boş verme. Son bonusları, son böyle altınları, hazineleri kap. Son puanları kazan. Psikolojisi var sanki. Asır zamanının içinde de. Evet arkadaşlar. Bugün dördüncü nükteyi konuştuk kısmen.
ilk üç namaz vaktinin ne gibi çağrışımlar sakladığını, nasıl iz düşümler taşıdığını büyük alemden bizim alemimize, o büyük döngüyü biz kendi alemimizde nasıl yaşıyoruz onu anlamaya çalıştık. Yapabildiğimizce, konuşabildiğimizce, görebildiğimizce Cenab-ı Hak hissemizi ziyade eylesin. İnşallah yarından mağrib, işa, gece, ikinci sabah vakitlerini konuşuruz ve böylece dördüncü nükteyi bitirmiş oluruz. Ondan sonra beşinci nükteye kolaçacağız, yol açacağız ama o da bayağı uzun. Oo maşallah, evet epey uzun. Yani asıl dördüncü nüktenin kıymetini bilin, beşinci nüktede daha da uğraşacağız. Peki, Allah hepinizden razı olsun. Namazlarımızın kıymetini bilip haklarını verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.